Arkadaşlar önemli bir gün. Malumunuz bu A400M uçaklarının retrofit anlaşmasını Ekim 2019'da burada imzalamıştık. Ve o zaman tabii bu imzalayanlar dahil, efendim hocam diğer arkadaşlarımız da bundan da pek anlaşılmamış gibiydi. Bu Airbus gibi son derece güçlü, büyük bir firmanın efendim yurt dışındaki tek temsilcisi, tek efendim kuruluşu, tek efendim yapısı olmak ayrı bir özellik. Ayrıca diğer ülkelerdeki, o 8 ülkedeki Airbus'ların da retrofitlerinin burada yapılmasının düşünülmesi de yine ayrı ilahi bir efendim hocam, heyecan konusu, gurur konusu. Cümleten selamlar ve saygılar kardeşlerim. Bu özel videoda Türk askerimizin bulunduğu her bölgenin semalarında yıllarca süzülen bir emektardan ve yakında görevine başlayacak dosta güven, düşmana korku salan savaşçı bir İHA'dan bahsedeceğim. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kod adıyla A400M, yani namı diğer Koca Yusuf. Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve Lüksemburg. Bu ülkelerin beraberliğinde 1982'de oluşturulan konsorsiyum ile yeni bir askeri nakliye uçağı yapma kararı alındı. Projeye uçak tasarımını ve üretimini yapması için yüklenici bir firmada bulunmalıydı. Özel uçak firmalarından konsorsiyuma gelen teklifler, her ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir uçak tasarımı ve makul bir bütçeyi kapsaması gerekiyordu. Genel şart olarak, hali hazırda kullanılan askeri nakliye uçaklarından 2 kat fazla yük, 2 kat fazla hacim ve 2 kat fazla uçuş menzili isteniyordu. Fransız uçak firması Aeropasial, İngiliz uçak firması British Aerospace, Türk uçak firması TUSAŞ ve Amerikan uçak firması Lockheed bu projeye talip oldu. Böylece Avrupa'nın ortak askeri nakliye uçağı maratonu başlamış oldu. Almanya 53 adet, Fransa 50 adet, İspanya 27 adet, İngiltere 22 adet, Türkiye 10 adet, Belçika 7 adet, Lüksemburg 1 adet olmak üzere toplam 170 adet A400M uçağı sipariş edildi. Ülkelerin değişen ihtiyaçları ve uluslararası politikanın komplikasyonları, inisiyatifte ilerlemenin yavaş olduğu anlamına geliyordu. 1989'da Lockheed, hani F-16'ların, F-35'lerin üreticisi olan Lockheed, bu projenin altından kalkamayacağını düşünecek ki projeden ayrılma kararı aldı. Proje, yıllar süren uluslararası diplomasi, mühendislik sorunları ve ihalelerden geçti. 2007'de TUSAŞ olarak projede payımıza düşeni gerçekleştirmiş, bizim sorumluluğumuzda olan uçak bileşenlerinin üretimini tamamlamış ve bileşenleri teslim etmiş bulunmaktaydık. 2009'da A400M uçağının ilk uçuşu gerçekleşti. Uluslararası testler sonucunda uçuş sertifikaları alındı. 2011'de A400M uçağının seri üretimine başlandı. 2013'te ilk A400M uçağı Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2022'de Türkiye'nin sipariş verdiği 10. uçak teslim edilerek program tamamlanmıştı. Projede toplam 170 Koca Yusuf üretildi. Bu projeden Türkiye, TUSAŞ ve diğer savunma şirketleri üzerinden tasarım ve imalat kabiliyeti kazandı. Birkaç yıl geri dönecek olursak, 2019'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin yerli şirketi Asfat ve Airbus Military Şirketi ile Retrofit anlaşması imzalandığını duyurdu. Retrofit, uçakların hizmet ömürleri boyunca bakım ve onarım işlemlerini içeren, modernizasyon edilerek sistemlerinin güncel kalmasını sağlayan, ayrıca yeni görevler için farklı kabiliyetler kazandırmasını amaçlayan teknik bir hizmettir. Bu hizmeti dünyada yalnızca 4 ülke sağlamakta. Türkiye, bu hizmeti Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası'nda 2020'den beri gerçekleştiriyor. Günümüze dönecek olursak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün retrofit işlemi tamamlanan 4. Koca Yusuf'u teslim almak için Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası'ndaydı. Biz burada uçakla birkaç kere uçtuk Sayın Murat, ve uçak gerçekten yani araba kullanmaktan daha kolay. Müthiş bir şey, müthiş bir şey. 120 derece yatıyor böyle. Akrobasi de yapıyoruz ha, kimseye söyleme. Akrobasi de yapıyoruz. Yani bu Türkler çılgın. Gerçekten Türkler'de çılgınlık var. Turkish people are always crazy. Onlar böyle rutin gitmiyorlar.
Mutlaka böyle bir şey buluyorlar böyle. Orada gerçekten çok zevkli bir uçuş yaptık. Arkadaşlarım Erciyes Dağı'nın etrafını falan görmek suretiyle. O günü ben hatırlıyorum. Bu fabrika, önceliği kendi envanterimiz olmak üzere dost ülkelerin uçaklarına da hizmet vererek hem uçaklarımızın yabancı ellere teslim edilmeden geliştirilmesini hem de dost ülke müşterilerine verdiği hizmet ile ekonomimize büyük bir katkı sağlamaya devam ediyor. Koca Yusuf'umuzu ve dünyada eşi benzeri olmayan teknolojideki fabrikamızı geride bırakarak savaşçı İHA'mıza geçelim. Süper Şimşek İHA'mızın özellikleri belli oldu. İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Şimşek'ten edinilen deneyimlerle geliştirilen Süper Şimşek'in teknik özelliklerini açıkladı. Şimşek'e kıyasla daha büyük ve uzun menzilli olan Süper Şimşek, uzun vadede 11 farklı görevi icra etmesi planlanıyor. 200 kilogram ağırlığında, 0.9 Mach hızında uçuş yapabilecek. Anka-3 Mius ve Kaan Milli Muharip Uçak tarafından taşınabilecek, eşlik ettiği platformlara sürü halinde görev paylaşımı yapabilecek, elektronik destek görevleri, elektronik taarruz görevleri ve sahte hedef gibi görevleri yapabilecek. Yanında da 35 kilogram harp başlığı kapasitesiyle özellikle hava savunma sistemleri gibi kritik hedeflere karşı bir seyir füzesi gibi kullanılacak. Yani Süper Şimşek yağımız aynı zamanda kamikaze yağısı olarak da görev yapabilecek. Muharip yönü dışında savaş uçaklarıyla benzer yapı ve uçuş karakteristikleri, hava savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetleri için de önemli bir yere sahip olacak. Şöyle bir şey düşünün. Düşman hava sahasına bir adet Anka-3 ile giriyoruz diyelim. Anka-3'ün de kanatlarında toplam 2 tane süper şimşek var. Süper şimşekleri kanatlardan serbest bıraktığımızda düşman radarlarında 3 adet Anka-3 gözüküyor veyahut 2 adet F-16, 1 adet Anka-3 gözüküyor. Süper şimşeğe düşmana nasıl gözükmesini istersek o şekilde gözüküyor. Düşman uçak savunma sistemi 2 tane yem olarak attığımız süper şimşek ile uğraşırken biz hedefimize yaklaşıyoruz ve patlatıp geçiyoruz. Hatta ve hatta menzili o kadar uzun ki direkt süper şimşek yağları gönderip düşmanın ilk tepkisini, uçak savunma sistemlerinin nerede olduğunu bile öğrenebiliriz. Süper Şimşek zaten savaşta feda edilebilecek bir bütçe ile tasarlandığı için çok ucuz bir maliyet ile düşmanın stratejisini, tepkisini, savaştaki gücünü tartabiliyoruz. Sonrasında ise saldırı taktiklerimizi güncelleyip hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun gibi sonsuz savaş senaryosu düşünebiliriz. Mükemmel bir teknoloji geliyor. Sabırsızlıkla Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesini bekliyoruz. Unutmayın. Barış istiyorsak savaşa hazır olmalıyız. Savaşa hazır olmalıyız ki düşmanlarımız, rakiplerimiz bizim güçlü olduğumuzu görsünler ki bizim ile aşık atılmayacağını bilsinler.